Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Aktaş, motosiklet tamir ve bakım ustası. Bugün yine günlük işlerimizden Çin grubu G6 motor bloğu kullanan bir motordan kısa bir video yapacağız arkadaşlar. Bunun sorunu ön varyatörle ilgili. Hani ben hep videolarda diyorum ya, video çekerken bir şey anlatırken arkadaşlar yeterli el beceriniz yoksa veya videoyu anlamadıysanız bu işlere kalkışmayın diye uyarımı yapıyorum. Yani bizim yaptığımız videolar da aynı şekilde. YouTube'da herhangi izlediğiniz videolarda da anlamadan işlem yapmayın arkadaşlar. Ya da el beceriniz yoksa. Şimdi burada arkadaş ön varyatörü takarken büyük bir ihtimal kayış araya sıkıştırıyor. Ön varyatör kapağı yerine tam oturmadığı için şu frezeyi sıyırıyor. Bununla birlikte krangın ucuna da hasar veriyor. Yani olması gereken şu sağlama böyle olması gerekiyor. Burada boşluk yapınca gördüğünüz gibi malzeme pelt oluyor. Ben şimdi burayı yapmaya çalışacağım ama olmama ihtimali de var. Çıkma kapakla bunu alıştıracağım yerine. Bir şekilde çözmeye çalışacağım ki çözemezsem zaten krank değişecek. Krankın değişmesi de çok maliyetli bir iş arkadaşlar. Motor komple sökülüyor bildiğiniz gibi. Krank motor yarılaraktan montajı yapılacak. İnşallah düzeltiriz. Şöyle göstereyim. İkinci bir şey şu görünüyor mu? Yani performans pedası diye böyle markası bilindik olmayan kalitesiz malzemeleri kullanmayalım. Bunlar da gördüğünüz gibi aşınıyor. Ya illa böyle üçgen bloğa takacaksanız şöyle göstereyim. İlla böyle üçgen baka takacaksanız şöyle kaliteli malzemeler kullanacaksınız arkadaşlar. Buna eğer bütçeniz yetmiyorsa başta dediğim gibi bu Honda Fizi kopyası bir motor. Yani Honda Fizi'nin orijinal bagasını servisten alıp takabilirsiniz. 17-18 gram baga kullanıyor yanılmıyorsam. Yani ona da bütçe yetmiyorsa Bando'nun bagasını kullanın. Onun dışında böyle bilindik dandik bagaları kullanmayın. Bunlar da yani gördüğünüz gibi içini dağıtıyor. Hepsi dağıtıyor. Sonra bu yuvaları da bozuyor. Yani bunun iyi tarafı bunun parçaları ucuz olduğu için tabii bunlar pek sıkıntı olmuyor. Yani varyatörü falan pahalı malzemeler değil. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.